Yukarıda verilen tepkimenin potansiyel enerji diyagramı aşağıdaki gibidir. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı mekanizmasız bir tepkimedir. Potansiyel enerji diyagramına baktığımızda tek tepe noktası var. Yani tek bir aktifleşmiş kompleks oluşumu söz konusu. Bu şekildeki tepkimeler tek basamaklıdır. Dolayısıyla mekanizmasızdır. Mekanizmalı bir tepkime olması için birden fazla tepe noktasının yani aktifleşmiş kompleksin oluşması gerekirdi. Örnek verecek olursak böyle bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramına şu şekilde bir potansiyel enerji diyagramı olması gerekirdi. Bakın bir iki tane tepe noktası olduğu için iki tane aktifleşmiş kompleks oluşmuştur ve mekanizmalıdır derdik. Ancak burada tek tepe noktası oluştuğundan dolayı mekanizmasız tek adımda gerçekleşen bir tepkimedir dedik. B şıkkı ileri tepkimenin tepkime ısısı, tepkime ısısı entalpi demekti. Eksi 80 kilojüldür. Entalpiyi biz nasıl buluyorduk? Ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisini çıkarıyorduk. Ürünümüz burası. xy 2 girenimiz burası. Aradaki farka baktığımızda bakın şu şurası aradaki farkı belirler. Burası bize entalpiyi verecek. Yine ürünlerin enerjisi girenlerden daha düşük olduğu için tepkime egzotermik bir tepkimedir. Egzotermik tepkimelerde entalpinin işareti negatiftir. Yani sıfırdan küçüktür. Aradaki fark da 80 kJ olduğu için entalpi değerimiz eksi 80 kJ'dür diyoruz. B şıkkı doğru egzotermik bir tepkime bu tepkime. C şıkkı geri tepkimenin aktivasyon enerjisi eksi 180 kJ'dür denilmiş. Aktivasyon enerjisi EA ile gösteriliyordu ve hiçbir zaman eksi değer almazdı arkadaşlar. Burada eksi değer belirtildiği için C şıkkı yanlıştır. Bize yanlış olan soru olduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisine EA geliyorduk. Nasıl buluyorduk? Şurası aktifleşmiş kompleks enerjisiydi. Aktifleşmiş kompleks enerjisi ile ürünlerin enerjisi arasındaki fark bize şurası yani EAG'yi geri aktivasyon enerjisini vermekteydi. Bakın 100 kJ'lik kısım var şu orta bölüme kadar, şuraya kadar. Bir de 80 kilojüllük ortadan aşağıya kadar olan bölüm var. Yani toplamda 180 daha. 180 kilojül diyoruz. Geri aktivasyon enerjisi için. Eksi ifadesi yanlıştı. Diğer şıklara da bakalım. D şıkkı ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi 100 kilojüldür. İleri tepkimenin aktivasyon enerjisine EARI diyoruz arkadaşlar. O da aktifleşmiş komplekste girenler arasındaki enerji farkını bize veriyordu. Şurası EA i verecek. Bakın bu değer bize zaten şurada şeklimizde 100 kJ olarak verilmiş. Dolayısıyla ileri aktivasyon enerjisi için 100 kJ diyeceğiz. D şıkkı da doğrudur. Bu arada tepkimenin entalpisini aktivasyon enerjisi şeklinde de bulabilirdik arkadaşlar. İleri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisini çıkardığımızda tepkimenin entalpisi bize veriliyordu. Bakın ileri aktivasyon enerjisini 100 kJ bulmuştuk. Geri aktivasyon enerjisinde 180 kJ bulmuştuk. Bu iki değeri çıkarıyoruz formül gereğince. Entalpi değerimiz buradan da eksi 80 kJ çıkmaktaydı. Yani B şıkkının doğruluğunu buradan da bulabilirdiniz. Son olarak E şıkkına baktığımızda geri tepkime endotermiktir. Arkadaşlar geri tepkime deyince normalde ürün olan kısmı giren. Giren olan kısmı ürün gibi düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi ürünlerin enerjisi girenden daha büyük olduğu için geri tepkimede H ürün büyüktür, H giren olduğu için bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Delta H sıfırdan büyüktür yorumunu yapardık. Tabii ki bunu kim için konuşuyoruz arkadaşlar? Geri tepkime için konuşuyoruz. Ya da şöyle bir genelleme yapabilirsiniz. Bizim ileri yönlü tepkimemiz egzotermikti. İleri yönlü tepkimenin egzotermik olduğu tepkimelerin geri yönlü tepkimesi tam tersidir. Endotermiktir diyeceğiz. Aynı durum ileri endotermik ise geri egzotermiktir şeklinde de yorumlanabilir. Sonuç olarak E şıkkı da doğru oldu. Sorumuzda yanlış olan soru olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Mekanizması yukarıda verilen tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül net tepkime denkleminden bahsediliyor. Bize verilen iki tepkimeyi taraf tarafa toplarsak net tepkime elde edeceğiz. Taraf tarafa topladığımızda x maddesi birinci tepkimede ürünlerde ikinci tepkimede girenlerde bunlar birbirini yok edecektir. Sonuç olarak net tepkimemiz x2 artı yx artı zx2 ürün diyorum. Ürünlerde iki madden var. Yx2 ve zx3 bunları yazacağız. Evet net tepkimemiz bu şekilde. Bize verilen tepkimeye baktığımızda x2 yx zx2 Y x2 x3 bizim bulduğumuzda aynı oldu. Birinci öncül doğrudur. Tepkimeleri taraf tarafa toplarken dikkat edeceğimiz şey bir tepkimede ürünlerde olan bir madde diğer tepkimede girenlerde ise bunlar birbirini yok eder. Yine aynı şekilde bir tepkimede girenlerde olan bir madde diğer tepkimede ürünlerde ise bunlar birbirini yok eder. Artı eksi muhabbeti gibi düşünebilirsiniz. İkinci öncül x ara üründür. Bu ifade de doğru. X maddesi ilk defa ürünlerde karşımıza çıktı, diğer basamakta harcandı. Böyle maddelere biz ara ürün diyoruz. Katalizörle ara ürünü karıştırmayalım. Katalizördeki fark ne? Katalizör ilk kez girenlerde açığa çıkar, sonra ürünlerde harcanır. Yani bize verilen tepkimelerden X birinci tepkimede girenlerde olup ikinci tepkimede ürünlerde olsaydı o zaman X için katalizör derdik. Ancak burada Birinci tepkimede ürünlerde verilmiş, diğer tepkimede girenlerde olmuş. İlk kez ürünlerde açığa çıktığı için ara ürün ifadesini kullanıyoruz. Üçüncü öncül hız bağıntısı denilmiş. Tepkimemiz mekanizmalı bir tepkime. Mekanizmalı tepkimelerde hız denklemi yavaş olan basamağın reaktiflerine göre yazılır. O halde hız denklemimiz R eşittir K çarpı yavaş tepkimenin reaktiflerine dikkat ettiğimizde X'in derişimi çarpı y YX'in derişimi şeklinde yazılacak. Burada ise farklı bir bağıntı vermiş bize. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlıştır. Dördüncü öncül ikinci tepkimenin aktivasyon enerjisi birinci tepkimeninkinden büyüktür. Aktivasyon enerjisinin büyük olması tepkimenin yavaş olması anlamına gelir. Bize verilen tepkimelerden yavaş olan tepkime birinci tepkime olduğundan dolayı birinci tepkimenin aktivasyon enerjisi ikiye göre daha büyüktür. Burada ise tam tersini söylemiş. ikinci tepkimenin aktivasyon dersini yani hızlı olan tepkimenin aktivasyon dersinin büyük olduğu söylendiği için dördüncü öncül yanlıştır. Sorumuzda bize doğru olan öncüller sorulduğundan dolayı cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneğidir. Verilen tepkime iki basamakta gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin hızlı basamağı olduğuna göre tepkimenin hızı aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Öncelikle bu iki tepkimeyi alt alta yazmak istiyorum. Bu bizim hızlı basamağımızdı. Net tepkimeyi de yazalım. Evet bu da bizim net tepkimemizde. Şimdi yavaş basamağı bulmaya çalışalım. Yavaş basamakla hızlı basamağın toplumu bize net tepkimeyi verecekti. Net tepkimede eksik olan maddeler yavaş basamakta bulunacaktır. Net tepkimeye baktığımızda hidrojen peroksit maddesi hızlı olan basamakta yer almamaktadır. O halde bu maddenin kaynağı yavaş olan basamaktır diyorum. Yavaş olan basaman reaktiflerinde H2O2 bulunacak. Diğer net tepkimedeki maddemiz HI maddesi. Bakın hızlı basamakta bir tane HI molekülü var. O halde bir tane daha ihtiyacımız var. O da yavaş basamakta karşımıza çıkacak. Net tepkimede eksik olan ne oluyordu? Yavaş basamakta olması gerekecekti. Girenlerde başka bir maddemiz yok. Şöyle ürün okunu çizelim. Ürünlere baktığımızda net tepkimede 2 tane su var. Hızlı basamaktan 1 tane su gelmiş. Demek ki diğer su da yavaş basamaktan gelecek. Net tepkimedeki bir diğer madde de iot molekülü. Iot molekül kaynağı bakın hızlı tepkimeden gelmekte. Dolayısıyla yavaş basamakta iot molekülü bulunmayacak. Evet net tepkimedeki tüm maddeleri gözden geçirdik. Ancak hızlı olan tepkimede kullanmadığımız HIO molekülü bulunmakta. Bu molekül net tepkimede yer almadığına göre tepkimeler toplanırken harcanmıştır. Yani yok olmuştur. Bunun yok olması için ne olması gerekiyor? Yavaş adımın ürünlerinde yer alması lazım. Yani bu madde ara üründür. Bakın ürünlerdeki HIO ile girenlerdeki HIO birbirini ne yapacak? Yok edecek. Bu şekilde tepkimeleri topladığımız zaman net tepkimeyi elde etmiş olacağız. Sağlamasını yapalım. H2O2 burada H-I, h, h da iki tane H-I oldu. Ürünlere geldiğimiz zaman bir su buradan bir de buradan toplamda iki su oldu. Bir tane iyot molekülü bulundu. Şu maddeler de birbirini yok etti. Demek ki bizim yavaş basamağımız burada yazdığımız şu tepkime. Soru bize ne diyordu? Net tepkimenin hız denklemini sormuştu. Mekanizmalı tepkimelerde hız denklemi yavaş olan basamağın reaktiflerine göre yazılmakta. Tabii ki hız denkleminde maddenin fiziksel hallerine de dikkat edeceğiz arkadaşlar. Gazlar ve suda olan maddeler hız denklemine yazılırken katı ve sıvılar hız denklemine yazılmıyordu. Bizim maddelerimize baktığımız zaman hidrojen peroksit ve hidrojen iyodür maddeleri bakın hidrojen peroksit suda ve yine hidrojen iyodür de suda. Dolayısıyla iki madde hız denklemine yazılabilir. Tabii ki şuradaki maddelerden bahsediyoruz. O halde Yavaş adıma göre hız denklemini yazdığımda R eşittir K çarpı H2O2'nin derişimi çarpı hidrojen iyodürün derişimi şeklinde tepkimemizin hız bağıntısı olacak. Bize verilen öncüllere baktığımızda doğru cevabın A seçeneği olduğunu söylüyoruz. Net tepkimeye göre hız denklemini yazsaydınız H2O2 çarpı H'nin H2 karesi olacaktı ama bu yanlış olurdu. Çünkü tekrarlıyorum, mekanizmalı tepkimelerde hız denklemi yavaş olan adıma göre yazılır. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda bir tepkimenin molekül sayısı kinetik enerji dağılımı verilmiştir. Bu grafiğe göre aktivasyon enerjisi EA2'den EA1'e ve sıcaklık T1'den T2'ye değiştirildiğinde niceliklerinden hangileri artar denilmiş. Öncelikle aktivasyon enerjiler arasındaki ilişkiye baktığımızda EA2 büyüktür EA1. Sıcaklıklar arasındaki ilişkiye baktığımızda T2 büyüktür T1 ilişkisi bulunmakta. Peki aktivasyon enerjisi ile hız ve sıcaklıkla hız arasındaki ilişki nasıldı? Aktivasyon enerjisi büyüdükçe tepkime hızımız azalmaktaydı. Ters orantı vardı. Sıcaklık ile tepkime hızı ise doğru orantılıydı. Sıcaklık arttıkça tepkime hızımız artmaktaydı. Bize belirtilen duruma baktığımızda EA2'den EA1 aktivasyon enerjisi geldiğinde bakın aktivasyon enerjisi daha küçük hale geldiğinden dolayı buradan tepkime hızlanır yorumunu yapacağız. Çünkü aktivasyon enerjisi ile tepkime hızı ters orantılıydı. Aktivasyon enerjisi küçüldüğüne göre tepkime hızımız büyüyecek. Sıcaklıkta T1'den T2'ye getiriliyor denilmiş. Sıcaklık arasındaki ilişki de T2 büyüktür T1. Yani T1'den T2'ye getirildiğinde sıcaklık artar. Sıcaklıkla tepkime hızı doğru orantılı olduğundan dolayı yine tepkime hızını arttıracak bir unsur oldu. Tepkime hızı artar diyoruz. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Bize artan durumlar sorulmuştu. Birinci öncül tepkime hızı. Tepkime hızının her iki durumda da arttığını söyledik. İkinci öncül aktifleşmiş kompleks oluşturabilecek tanecik sayısı. Tepkime hızının artması aktifleşmiş kompleks sayısını da arttırır. Dolayısıyla aktifleşmiş kompleks oluşturabilecek tanecik sayısını da arttıracaktır. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül hız sabiti K'nın değeri. Arkadaşlar hız sabiti olan K'yı tepkime hızını etkileyen faktörlerden sadece derişim etkilemiyordu. Bunun dışındaki unsurlar eğer tepkime hızını arttıracak bir etki yapıyorsa K hız sabit de artardı. Aktivasyon enerjisi EA2'den EA1'e gelmesi için biz katalizör kullanmış olmamız gerekir. Çünkü aktivasyon enerjisini düşüren tek durum katalizördü. Dolayısıyla katalizör tepkimi hızlandırdığından dolayı K hız sabitini arttıracak. Yeni sıcaklık artışta tepkime tepkimi hızını arttırdığından dolayı K hız sabitini arttıracaktır. Üçüncü öncül de doğrudur. Sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Denklemine göre 0,1 mol çinko çubuk ile 1 molar 400 mililitrelik hidroklorik asit sulu çözeltisinin tepkimesinden hidrojen gazı elde edilmektedir. Diğerleri aynı kalmak koşuluyla işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında hem tepkime hızını hem de oluşan hidrojen gaz miktarını arttırır denilmiş. Öncelikle tepkimemizi yazarak sınırlayıcı madde kim bunu belirleyelim. Evet tepkimemizi yazdık. Dikkat ederseniz bize başlangıçta 0,1 mol çinko verilmiş. Hidroklorik asidin molünü ise bize verilen hidroklorik asit derişimi ve hacminden bulalım. Molarite formülünü kullanacağım. Değerleri yerine yazdığımızda 1 molarlık hidroklorik asit var elimizde. Molünü bulmaya çalışıyoruz. Hidroklorik asidin hacmi 400 mililitre. Bunu litreye çevirdiğimde 0,4 litre yazdık. Buradan Hidroklorik asidin molünü 0,4 mol olarak bulduk. Yerine yazıyorum. Bir tepkimede reaktiflerin her de başlangıç molleri bize verilmişse kat sayılar üzerinden mol yorumunu hangi maddeye göre yapacağımız sınırlayıcı madde tayini ile yapılacak. Sınırlayıcı maddeyi nasıl buluyorduk hatırlayalım. Başlangıç mol bölü kat sayı oranı az olan sınırlayıcıdır. Burada maddelerimize baktığımızda önce çinko için bu oranı belirleyelim. Başlangıç molümüz 0,1 mol. Tepkimedeki kat sayısı önde bir şey yazmıyorsa 1 demektir. Buradan 0,1 değeri geldi. Hidroklorik asit için bu değer. Başlangıç molü 0,4 mol. Kat sayısı 2 olduğu için 0,4 bölü 2'den 0,2 geldi. Sınırlayıcı maddemiz başlangıç mol bölü kat sayı oranı daha az olan çinkodur. O halde çinkoya şöyle bir yıldız atalım. Bunun tamamen tüketeceğiz. Kat sayı 1 iken 0,1 mol harcanırsa katsayı 2 iken 0,2 mol harcanacak. Bakın katsayılar üzerinden mol yorumunu sınırlayıcı maddeye göre yaptık. Çinko klorürün katsayısı 1 olduğu için 0,1 mol oluşacak ve hidrojenin de katsayısı 1 olduğu için 0,1 mol oluşacak. Son duruma geldiğimizde çinko tamamen tükendi. Hidroklorik asitten 0,2 mol arttı. Tuzumuz 0,1 mol oluştu ve 0,1 mol hidrojen gazı açığa çıktı. Evet artan maddemiz ve oluşan hidrojen gaz miktarını bulduk. Şimdi sorumuza tekrar geri dönelim. Sorumuz bize ne diyordu? Diğer öncüller aynı kalmak koşuluyla işlemlerden hangileri tek başına uygulandığında hem tepkime hızı hem de oluşan hidrojen gaz miktarı artar denilmişti. Birinci öncül 0,1 mol çinko tozu eklemek. Tepkimeye baktığımızda sınırlayıcı madde çinkoydu. Yani çinko tepkime başladıktan bir süre sonra tükenecekti. Biz ortama 0,1 mol daha çinko eklersek elde ettiğimiz hidrojen gaz miktarı artacaktır. Bakın 0,1 mol tepkimeye çinko girdiğinde 0,1 mol hidrojen gazı oluştuğuna göre ortama 0,1 mol daha eklersem toplam oluşacak hidrojen gaz sayısı 0,2 mol olacaktır. Çünkü ortamda hala tepkimeye girmemiş hidroklorik asit bulunmaktaydı. Oluşan hidrojen gaz miktarı artar dedik. Peki tepkime hızı artar mı? Bakın eklenen çinko katısı toz halde. Yani temas yüzeyi arttırılmış durumda. Katının temas yüzeyinin artması tepkimeyi hızlandıran bir unsurdu. Dolayısıyla birinci öncül hem oluşan hidrojen gaz miktarını hem de temas yüzeyi arttığından dolayı tepkime hızını arttıracaktır. İkinci öncül 2 molar 200 mililitrelik hidroklorik asit eklemek. Arkadaşlar zaten ortamda fazladan hidroklorik asit bulunmakta. Dolayısıyla ekstra hidroklorik asit eklemek oluşacak hidrojen gaz miktarını arttırmaz. Sadece eklenen hidroklorik asit derişimi başlangıçtaki hidroklorik asit derişiminden fazla olduğundan dolayı bu işlem tepkime hızını arttırır. Ancak oluşacak hidrojen gaz miktarını arttırmaz. Bize her ikisini de arttıran durum soruluyordu. Üçüncü öncül sıcaklığı arttırmak. Bu işlemde sadece tepkime hızını arttırır. Elimizde fazladan çinko bulunmadığından dolayı oluşacak hidrojen gaz miktarı artmayacaktır. Üçüncü öncülde de aradığımız durum geçerli değil. Dördüncü öncül katalizör eklemek. Yine katalizör eklenmesi de sadece tepkime hızını arttırır. Ortamda fazladan çinko olmayacağından dolayı oluşacak hidrojen gaz miktarı değişmez. Sorumuzda bize hem tepkime hızı hem de oluşacak hidrojen gaz miktarını arttıran öncüller sorulduğu için cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Tek basamaklı tepkimesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Tepkimeye baktığımızda ısı ifadesi girenlerde yer aldığından dolayı bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Endotermik tepkimelerde entalpi değeri sıfırdan daha büyüktü. Öncüllere bakalım. A şıkkı ileri yöndeki aktivasyon enerjisi geri yöndeki aktivasyon enerjisinden büyüktür. Entalpinin formüllerinden birisi de İleri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisinin çıkarılmasıyla bulunuyordu. Tepkimemiz endotermik olduğundan dolayı delta H pozitif olacak. Delta H'in pozitif çıkabilmesi için ileri aktivasyon enerjisinin geri aktivasyon enerjisinden daha büyük olması gerekecek. A şıkkı doğrudur. B şıkkı ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından daha fazladır. Yine tepkimenin entalpisi'nin bulunabilmesi için bir başka formül de ürünlerin ısı kapsamından yani entalpisinden girenlerin ısı kapsamı entalpisi çıkarılmasıyla bulunuyordu. Yine endotermik bir tepkime olduğundan dolayı entalpimiz pozitif olacak. O halde bu koşulun sağlanabilmesi için ürünlerin ısı kapsamının girenlerden daha büyük olması gerekir. B şıkkı da doğrudur. Hatta bunun potansiyel enerji diyagramında da göstermek gerekirse endotermik bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramı bu şekilde olur. Şuraya potansiyel enerji diyelim. Görüldüğü gibi ürünlerin ısı kapsamı girenlerden daha fazladır. C şıkkı sıcaklığın azaltılması ile geri yöndeki tepkimenin hız sabiti artar denilmiş. Sıcaklığın azaltılması hem ileri hem de geri tepkime hızını azaltır. Dolayısıyla K hız sabitini de azaltacaktır. Burada arttırır dediği için C şıkkı yanlış oldu. Sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Eğer sıcaklık arttırılsaydı arkadaşlar hem ileri hem de geri tepkime hızı artar. Dolayısıyla K hız sabitleri de hem ileri hem geri olmak üzere artar yorumunu yapardık. Yani ileri ve geri tepkime hız sabiti ve tepkime hızı sıcaklık etkisiyle aynı şekilde etkilenmektedir. Diğer öncüllere de bakalım. D şıkkı katalizör kullanılması her iki yönde tepkime hızını arttırır denilmiş. Bu ifade doğrudur. Katalizör kullanılması hem ileri yönlü hem de geri yönlü tepkime hızını arttırmaktadır. D şıkkı da doğru dedik. Son olarak E şıkkına bakalım. Tepkime bir molekülerdir denilmiş. Bir moleküler demek iki molekül anlamına gelmekte. Yani tepkimeye giren molekül sayısı toplamda iki molekül ise böyle tepkimeleri biz bir moleküler diyoruz. Bize verilen tepkimeye baktığımızda bir molekül x'ten bir molekülde Y'den gelmiş katsayıları topluyoruz arkadaşlar. Toplam molekül katsayısı 2 oldu. Dolayısıyla bu tepkime bir molekülerdir. E şıkkı da doğrudur. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Tepkimesi sabit sıcaklıkta ve kapalı bir kapta gerçekleşmektedir. Bu tepkime ile ilgili yapılan deneylerin sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. Bu şekilde deney sonuçlarının verildiği tepkimelerde hız denklemini bulurken ne yapıyorduk? Bize verilen maddelerden birinin derişimin sabit olduğu deney sonuçlarını seçiyorduk. Bakın X maddesinin derişimi birinci ve üçüncü deneylerde sabit. Y maddesinin derişimi üçüncü deneyden birinci deneye doğru gidildiğinde iki katına çıkmış durumda. Diyelim ki Y tepkime hız denklemine K dereceden etki etsin. X de M dereceden etki etsin. Bunları birazdan kullanacağız. Tepkime hızımız kaç katına çıkmış durumda? Üçüncü deneyden birinci deneye doğru gidildiğinde tepkime hızımız da iki katına çıkmış durumda. O halde birinci eşitliğimizi şöyle kuralım. Y'nin derişimi iki katına çıkmıştı. Y tepkime hızına K dereceden etkilsin dedik. Burada K'yı bulmaya çalışıyoruz. Y'nin derişimi iki katına çıkarken tepkimenin hızı da iki katına çıkmıştı. Burayı da 2 üzeri 1 diyelim. Tabanlar aynı ise üstler de eşit olmak durumunda buradan biz K'yı 1 buluyoruz. Demek ki hız denkleminde R eşittir K çarpı Y maddemiz birinci dereceden tepkime hızına etki etmekte. Aynı durumu şimdi Y'nin derişiminin sabit olduğu durumda inceleyelim. Y'nin derişimi birinci ve dördüncü deneylerde sabit. Buna karşılık X'in derişimi birinci deneyden dördüncü deneye giderken iki katına çıkmış. Hızdaki değişim ise Birinci deneyden dördüncü deneye doğru giderken dört katına çıkmış. İkinci eşitliğimizi şöyle kuralım. X'in derişimi iki katına çıktı. X'in derecesine m derece olsun demiştik. Eşittir tepkime hızı dört katına çıktı. Dördü biz 2 üzeri iki şeklinde yazarsak yine tabanlar aynıysa üstler de aynı olmak durumunda. O halde m dediğimiz değer 2'dir. Yani x tepkime hızına ikinci dereceden etki etmekte. O halde hız denkleminde x'in derişiminin karesi şeklinde yazacağız. Hız denklemimizi bu şekilde bulduk. A şıkkı zaten bize hız denkleminden bahsediyordu. Bakın bizim bulduğumuz gibi x'in derişiminin karesi çarpı y şeklinde bulunduğu. A şıkkı doğrudur. B şıkkı x'e göre tepkime derecesi 2'dir. x'e göre tepkime derecesinin 2 olduğunu bulduk. C şıkkı hız sabitinin biriminden bahsetmiş. Arkadaşlar hız denkleminde birimleri yerine yazdığımızda k'nın birimini bulacağız. Hızın birimine baktığımızda bakın mol bölü litre çarpı saniye olarak bize verilmiş. R gördüğüm yere mol bölü litre çarpı saniye yazıyorum. Eşittir. K'nın birimini bulmaya çalışıyorum. Çarpı. Y'nin derişimi mol bölü litre. Yine X'in derişimi de mol bölü litre. Y gördüğüm yere mol bölü litre yazdım. Çarpı. X gördüğüm yere de mol bölü litre yazdım. Ancak x tepkimi hızında ikinci dereceden etki ettiğinden dolayı buranın karesini aldık. Bu ifadeleri düzenlersek sağ tarafımız mol küp bölü litre küp oldu. Çarpı k. Sol taraf mol bölü litre çarpı saniyedir. Şu ifadeyi karşıya attığımızda bölü olarak geçecek. Şunu silelim buradan. Şöyle direkt bölü olarak yazalım. Mol küp bölü litre küp dedik. Sadeleştirme yapacak olursak. Bakın molle mol kübün kübü gitti. Burası mol kare kaldı. Litre ile de litre kübün kübi gitti. Burası da kare kaldı. Bu ifadeyi düzenlediğimizde K'nın birimi şu litre kare yukarı çarpımı olarak geçtiğinden dolayı litre kare bölü mol kare çarpı saniye olacak. Burada verilen değer doğrudur. C şıkkına da doğru dedik. D ve E şıklarına baktığımızda ikisini de yorumlayabilmek için bize K değeri lazım. O halde önce K değerini bulalım. Bunun için şu sağ tarafı bir silelim. Alanımız açılsın. K'yı bulmak için istediğimiz bir deney sonucunu kullanacağız. Buradaki değerleri hız denkleminde yerine yazacağız. Ben birinci deneyi kullanmak istiyorum. R gördüğüm yere birinci deneydeki tepkime hızını yazıyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş eşittir k'yı bulmaya çalışıyoruz. Çarpı y'nin derişimi birinci deneyde 0,1 molar. Çarpı x'in derişimi 0,2 molar. Hız denkleminde x'in derecesi 2 olduğu için buranın karesini alıyorum. İşlemleri düzenleyecek olursak sağ taraf k çarpı 0,2'nin karesi 0,04 yapacak. Bunu da 0,1 ile çarptığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelecek. Sol taraf 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Buraya karşı attığımızda k eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 10 üzeri eksi 3'ler birbirini götürecek. Buradan 2 bölü 4'ten 0,5 çıkacak. K'mız 0,5'tir. E şıkkına baktığımızda hız sabiti K'nın değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 dediği için E şıkkı yanlış oldu. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız E şıkkıdır diyeceğiz. Son olarak D şıkkını da kontrol edelim. X ve Y'nin derişimi 1 mol bölü litre. Yani 1 molar olsaydı tepkimenin başlangıç hızından bahsetmiş. Hız denkleminde yerine yazacağım. R eşittir. K'yı 0.5 bulmuştuk. K değeri derişime bağlı olmadığından dolayı direkt aynen yerine yazılabilir. Çarpı X ve Y'nin derişimi 1 molar olsun denilmiş burada. 1 çarpı 1'in karesi dediğimde buradan R'yi 0,5 mol bölü litre çarpı saniye bulacağız. Yani buradaki ifade de doğrudur diyoruz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Potansiyel enerji tepkime koordinatik grafiği yukarıda verilen tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. A şıkkı birinci basamağın geri aktivasyon enerjisi yani EAG1 100 kJ'dür denilmiş. Birinci basamağın geri aktivasyon enerjisini bulmak için birinci basamağın aktifleşmiş kompleksinden birinci basamağın ürünlerinin enerjisini çıkardığımızda geri aktifleşme enerjisini bulacağız. Grafik üzerinde de bu değer şu aradaki farkı vermekte. Birinci basamağın aktifleşmiş kompleksinin enerjisi 80 kJ. Eksi ürünlerin enerjisi dedik. Ürünlerin enerjisi de eksi 20 kJ'dür. Buradan işlemleri yaptığımızda birinci basamak için geri aktifleşme enerjimiz 100 kJ çıkacaktır. Yani A şıkkı doğrudur. B şıkkı toplam tepkimenin entalpi değişimi 20 kJ'dür denilmiş. Toplam tepkimin entalpi değişimini belirlemek için son ürünün enerjisinden ilk girenin enerjisini çıkaracağız. Burada entalpi değerimiz ürünümüz olan K'nın entalpisi potansiyel enerjisi 40 kJ'dür. Eksi diyorum. Girenlerin potansiyel enerjisi 20. Entalpi değerimiz artı 20 kJ olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. C şıkkı tepkimenin hızını birinci basamak belirler. Tepkimenin hızını yavaş olan basamak belirlemekteydi. Hangi basamağın yavaş olduğunu belirlemek için de aktivasyon enerjisine bakacağız. Aktivasyon enerjisi büyük olanın tepkime hızı yavaştır. Dolayısıyla tepkime hızını aktivasyon enerjisi daha büyük olan basamak belirleyecek. Her iki tepkime için de aktivasyon enerjisini belirleyelim. Birinci tepkimemizin aktivasyon enerjisi bakın geri diye belirtilmemişse ileri yöndeki aktivasyon enerjisini kastediyoruzdur. EA1 diyoruz. Aktifleşmiş kompleksimizin enerjisinden 80'den girenlerin enerjisini çıkardığımızda 60 kJ olarak karşımıza çıkmakta. EA2 içinde baktığımızda burada da ikinci basamağın aktifleşmiş kompleksinden girenlerin enerjisini çıkardığımızda ea 2 verecek. İkinci basaman aktifleşmiş kompleks enerjisi 70 kJ. Eksi formülden geldi. Girenlerin enerjisi eksi 20 kJ. Buradan 70 eksi. Eksi 20 daha. 2 tane eksi artı yapacağı için 90 kJ değeri geldi. Ne demiştik? Aktivasyon enerjisi büyük olan tepkime hızı daha yavaştır. Dolayısıyla EA2'nin olduğu ikinci adım daha yavaştır. Tepkime hızında yavaş adım belirlediğinden dolayı tepkime hızını birinci basamak değil ikinci basamak belirleyecek. Sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız C şıkkıdır. Birinci basamağımız ise hızlıdır. Diğer öncüllere de bakalım. D seçeneği katalizör ikinci basamağın aktivasyon enerjisini düşürür. Katalizör yavaş olan basamağa etki eder. Bizim yavaş olan basamağımız ikinci basamaktı. Dolayısıyla ikinci basamağın aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimenin hızlanmasını sağlar. D şıkkı doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda Verilen tepkiminin entalpi değişimi eksi 40 kilojüldür deniliyor. Girenlerin A ürünün B olduğu tepkime birinci tepkimedir. Buradaki entalpi değişimi ürün eksi giren yapıldığında şu aradaki farkı verecek. Şöyle diyelim entalpi birinci basamak için ürünümüz B ürünümüzün enerjisi eksi 20 kilojül eksi girenin enerjisi 20 kilojül buradan entalpimiz eksi 40 kilojül gelmekte. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Sabit hacimli kaplarda sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı basınç artışı gözlenerek ölçülebilir denilmiş. Sabit hacimli kaplarda basınç artışıyla hız tayini yapabilmek için oluşan ürünlerdeki gaz kat sayısının girenlerden daha fazla olması gerekiyor. Bize verilen öncüllere baktığımızda doğru cevabın E seçeneği olduğunu görmekteyiz. Ürünlerde bir adet gaz sayımız var girenlerde yok. Dolayısıyla E şıkkındaki tepkimede gaz sayısı arttığından dolayı kaptaki basınç artacaktır. Ve biz bu sayede tepkimenin hızını basınç artışıyla ölçebileceğiz. Diğer öncüllere de göz atarsak D şıkkında gaz molekül sayısı eşittir basınç artışı olmaz. C şıkkında gaz sayısı ürünlerde azaldığından dolayı basınç azalışı gözlenir. B şıkkında da yine gaz molekül sayısı girenlere göre daha da azaldığından dolayı basınçta bir azalma görülecek. Burada B ve C şıkkında basıncın azalma yöntemiyle hız tayini yapılabilirdi. Bize artış denilmiş. A şıkkına baktığımızda ise herhangi bir gaz yok ortamda. Dolayısıyla basınç artışı olmayacaktır. Sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Tekrarlıyorum. Ürünlerdeki gaz kat sayısı girenlere göre daha fazla olduğu durumda sabit hacimli kapta basınç artışı gözlemlenecek ve hız tayini bu yöntemle yapılabilecektir. Potansiyel enerji tepkime koordinatı verilen mekanizmalı tepkime ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Birinci öncül toplam tepkimenin entalpi değişimi 25 kilojüldür denilmiş. Toplam tepkimenin entalpisine bakmak için son üründen ilk girenin potansiyel enerjisini çıkardığımızda entalpiyi bulacağız. O halde tepkimemizin toplam entalpisi delta H diyelim. Ürünümüzün enerjisi 75 kJ eksi girenimizin enerjisi 50 kJ'den artı 25 kJ çıkacaktır. Yani tepkimemiz endotermik bir tepkimedir. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül en hızlı basamak B'dir denilmiş. Tepkimedeki en hızlı basamağı belirlemek için aktivasyon enerjisinin en küçük olduğu basamağı bulmamız gerekiyor. Aktivasyon enerjisi küçüldükçe tepkime hızımız artmaktaydı. O halde her bir basamak için aktivasyon enerjisini belirleyelim. Birinci basamak için birinci basamağın aktifleşmiş kompleksinin enerjisinden girenlerin enerjisini çıkardığımızda EA1'i bulacağız. O halde EA1 eşittir diyorum. Birinci basamağın aktifleşmiş kompleksinin enerjisi 90 kJ'dür. Eksi birinci basamaktaki girinin enerjisi 50 kJ'dür. Buradan 40 kJ değeri geldi. İkinci tepkime için de aktivasyon enerjisini belirleyelim. İkinci tepkimenin aktifleşmiş kompleksinden ikinci tepkimenin girenlerin enerjisini çıkardığımızda şurası da bize EA2'yi verecek. İkinci basamaktaki aktifleşmiş kompleksimizin enerjisi 75 kJ eksi girenin enerjisi 10 kJ. Buradan 65 kJ değeri geldi. Son olarak 3. basamağı inceleyelim. 3. basamaktaki aktifleşmiş kompleks enerjisinden 3. basamağın girenlerin enerjisini çıkaracağım. Bu aradaki fark da bize EA 3'ü verecek. 3. basamağın aktifleşmiş kompleksinin enerjisi 100 kJ'dür. Eksi 3. basamağın girenlerin enerjisi 40 kJ'dür. Buradan da EA3 değeri 60 kJ gelecek. Ne demiştik? Aktivasyon dersinin küçük olduğu basamakta tepkime hızı en fazladır. Bulduğumuz değerlere baktığımızda en küçük aktivasyon dersi 40 kJ ile birinci tepkimeye aittir. Burada en hızlı basamak B'dir dediği için yanlıştır. Doğrusu A demesi gerekiyordu. Üçüncü öncül en yavaş basamak C'dir denilmiş. En yavaş basamağın aktivasyon enerjisi en yüksektir. O halde bulduğumuz aktivasyon enerjisinden en yüksek basamağa sahip olan ikinci aktivasyon enerjisidir. Yani B basamalıdır. Dolayısıyla en yavaş basamak B olması gerekir. Burada C dediği için üçüncü öncül de yanlıştır. Doğrusu B olması gerekiyordu. Sorumuz bize yanlış olan öncülleri sorduğundan cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Tepkimesine ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre 1 molar x ve 0,5 molar y ile başlatılan tepkimenin başlangıç hızı kaç molar bölü saniyedir denilmiş. Öncelikle verilen deney sonuçlarından hız denklemini bulacağız. Daha sonra burada belirtilen derişim değerleri yerine yazacağız. x'in ve y'nin tepkime hızına derecesi ile ilgili şöyle bir şey yazalım. x'in tepkime hızına derecesi a derece olsun. y'nin de tepkime hızına etkisi b dereceden olsun. Amacımız A'yı ve B'yi bulmak. Bunun için bize verilen maddelerden birisinin derişim değerinin sabit olduğu deney sonuçlarını seçiyoruz. İlk olarak X'in derişiminin sabit olduğu ikinci ve üçüncü deney ile başlayalım. Bu deneylerde X'in derişimi sabit olduğundan dolayı tepkime hızındaki değişiklik sadece Y maddesi kaynaklı olacaktır. Peki Y'nin tepkime hızına etkisi kaçıncı dereceden bunu belirleyelim. Bakın ikinci deneyden üçüncü deneye giderken y'nin derişimi 2 katına çıkarken tepkimi hızımızın değişimi de 2 katına çıkmış. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün 2 katı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Hatta bunu isterseniz 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde düşünürseniz buradaki hız artışının iki katı olduğunu görürüz. O halde şöyle bir eşitlik kuruyorum. Y'nin derişimi 2 katına çıktığında ve y'nin tepkime hızına derecesi b dereceden olsun. Tepkime hızındaki değişimde 2 kat çıkmıştır. Yani 2 üzeri 1'dir. Buradan B değerini 1 olarak bulacağız. Yani hız denkleminde R eşittir K çarpı yazdıktan sonra Y'nin tepkime hızına etkisi birinci derecedendir. Çarpı. Şimdi X'in tepkime hızına kaçıncı dereceden etki ettiğini bulalım. Bunun için de Y'nin derişiminin sabit olduğu deney sonuçlarını seçiyoruz. Birinci ve ikinci deneyde Y'nin derişimi sabittir. O halde tepkime hızındaki değişim x kaynaklı olacaktır. Birinci deneyden ikinci deneye giderken x'in derişimi 2 katına çıkmış. Tepkime hızındaki değişim ise 4 katına çıkmıştır. O halde şöyle bir eşitlik kuruyorum. x'in derişimi 2 katına çıktı ve x'in tepkime hızına etkisi a derecedendir demiştik eşittir. Tepkime hızındaki değişim ise 4 katına çıkmıştı. 4'ü 2 üzeri 2 şeklinde yazacak olursak buradan A değerinin 2 çıktığını görüyoruz. Yani tepkime hız denkleminde X'in tepkime hızına etkisi 2. derecedendir. Tepkime hız denklemini belirledik. Şimdi soruda bize verilen derişim değerleri yerine yazacağız ama yine bir eksiğimiz daha var tepkime hızını bulabilmek için. O da K sabiti. K sabitinde istediğimiz deney sonucunu hız denkleminde yerine yazarak bulabiliriz. Birinci deney sonucunu gelin beraber hız denkleminde yerine yazalım. Birinci deney sonucunda başlangıç hızımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. K'yı bulmaya çalışıyoruz. Y'nin derişimi birinci deneyde 0,02'dir. Bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazalım. Çarpı x'in derişimi ise 0,01'dir. Bunu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazalım. Tabii ki x tepkime hızına ikinci dereceden etki etmekteydi. Bu yüzden bunun karesini alıyorum. Sağ taraftaki işlemi yaparsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı burası 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelecek. Buradan da işlemleri yaptığımızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 geldi. Çarpı k diyoruz. Eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı karşıya attığımızda şuraya götürdük. Buradan k değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan 1000 yapacaktır. 1 çarpı 10 üzeri 3'ten 1000 gelecektir. Şimdi burada bulduğumuz k değerine ve bize verilen derişim değerleri yerine yazdığımızda sorumuzun cevabını bulacağız. R'yi bulmaya çalışıyorduk. K'yı 1000 bulduk. K derişime bağlı değildir. Dolayısıyla burada bulduğumuz K'yı bize belirtilen yeni derişim değerleriyle beraber yazabiliriz. Y'nin derişimi 0,5 molarmış. Çarpı X'in derişimi 1 molarmış. X tepkime hızına ikinci dereceden elde et ettiğinden dolayı buranın karesini alıyorum. İşlemleri yapacak olursak buradan da 1000 çarpı 0,5 dediğimde R'yi 500 molar bölü saniye olarak bulacağız. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.